Güzellerim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Şöyle çok güneş geliyor diye fon perdelerimi kapatmıştım arkadaşlar. Böyle gözüme güneş vuruyor diye. Artık yaz geldi. Güzel arkadaşlarım, Nisan ayına geldik. Ya vallahi ömür su gibi akıp geçiyor. Şimdi şöyle bir camımızı açalım. Ondan sonra yatağımızı falan bir toplayalım. Günümüze başlayalım bakalım. Yeni gün güzellik getirsin, sağlık getirsin, neşe getirsin, huzur getirsin, güzel olan her şeyi getirsin. Yeni gün her şeyi yaşamayı nasip etsin Rabbim inşallah. Güzel olan her şeyi yaşamayı. Haydi Bismillah dedik ve başlıyoruz. Üzüm Efendi, Üzüm Efendi. Açtım. Camı açtım artık uykudan uyanalım diye. Açtım artık hadi. Hadi kalkıyoruz, yatak toplanacak. Annem yatak toplanacak, kalkar mısın? Çok işi var bu kadının. Çok işi var bu annenin. Üzüm. O kuyruğunu yerim. Annem. Hadi oğlum. Ha, mutfağı mı toplayayım? Mutfaktaki işlerimi halledeyim. Makineyi mi boşaltayım? O arada mı kalkacaksın? E tamam ha, tamam, seni mi kıracağım? Seni mi kıracağım? Dursun yatak toplanacak. Ha tamam. Senin keyfin bozulmasın, tamam. Arkadaşlar şöyle geldim kilerime. Üzüm Efendi beni iki bardak oldu, gördünüz. Dün akşam nevresimleri söktüğümü söylemiştim arkadaşlar, nevresim değişikliği yaptığımı. Onları makine attım ama çalıştırmadım geç bir saat olduğu için. Şimdi çalıştıracağım. Ondan sonra içeriye işlerimin başına geçeceğim arkadaşlarım. Bir güzel yıkasın. Ay kilerimizin de artık son günleri diyebilirim. Ali Bey dedi ki seçim bir geçsin, ondan sonra kileri de hallederiz dedi. Bakalım nasıl olacak. Buranın da planlamasını yapacağız sizlerle beraber. Düzenlemesini de yapacağız. Her şeyi sizlerle beraber yapacağız. Umarım keyifle izliyorsunuzdur. Vallahi halılarıma yaptığınız yorumlar beni çok mutlu ediyor. Neyse daha fazla konuşmayayım, işlere devam edeyim. Hızlı hızlı işlerimizi yapalım hadi. Ve işi gücü bırakıyorum. Vatandaşlık görevimi yapmaya gidiyorum güzel arkadaşlarım. Cansucuğum bekliyor. Hemen hazırlandım. Güneş kremimi falan sürdüm. Artık dikkat edeceğiz. Yaşlanmamak için. Vallahi bir an önce gidelim. Vatandaşlık görevimizi yerine getirelim. Ve evimize dönüp işlerimize devam edelim. Vatanımız, milletimiz için en hayırlısı neyse, vatan için, halk için en çok çalışacak kimse o gelsin, o nasip olsun inşallah diye dua edelim. Ve haydi gidelim bakalım. Şöyle anne kız gidiyoruz. Cansucuğum spor takılıyor bugün. Ben de pembik kazağımın üzerine böyle siyah yeleğimi giydim. Dışarıda çok güzel bir hava var. Tam böyle bahar havası. Bayram temizliği yapma vakitleri geliyor ya. Tam böyle temizlik bayram havası. Ay ben şey seçmen kağıdını almadım. Ha, tamam. Haydi bakalım. Olmaz olabilir. Evet değil, doğru. Merhabalar. Şu halı ne kadar? Kırmızı olan. 1600. 1600. Şey, makinede yıkanan halılardan değil mi? Evet. Bunlar biraz kalın bunlar. Bunlar çok değil. Yani bunlar bayağı bir kalın. Gel elinle bir bakabilirsin. Bakayım. Ama makine büyük olursa siner yani. İnce değil yani. Ha evet. Böyle çok güzel. Evet güzelmiş. Yani, teşekkür ederim teyze. Şöyle yol üstüne tezgah açmışlar. Şimdi gelen giden çok olacak diye. Fiyatı da duydunuz, 1600 lira dedi. Şimdi okula gidiyoruz. İşlem tamam. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Şimdi işleri yapmaya. Haydi hava da çok güzel. Tam gezmedik ama evdeki işleri yapmak lazım. Hoş geldin Elifciğim, hoş geldin. Elifciğim oyunu kullandı. Haydi. Küçük hanım dedi. Sandık başkanı da sen de oy kullanacak mısın? Haydi. Evet çok sıcak ya. Hayırlı olsun Elifciğim. Ne için? Ha BİM'e gideceğiz. Vatana millet hayırlı olsun. Oy kullandık. Daha muhtarımızı seçtik. Her ne kadar aynı mahallede olmasak da. Aynen. Ben valla bir aşağılara turladım. Bir yol ayırıyor bizi. Haydi bakalım. Azıcık BİM'e gireceğiz arkadaşlar. Kızlarla bir BİM turu yapalım. Ondan sonra evimize. Annen ne yapıyor Elif? Selamlar. Ay dün akşam aleyküm selam. Dün akşam bir size çay içmeye mi insek dedim. Dedim. Sonradan da baktım saat 10 olmuş.
seyahat çantası gelmiş bak. Şu da makyaj çantası mı? 95 lira. Oo, ne kadar artmış. Şu da kadife makyaj çantası. 140 lira. Şu tarafta maskeler oluyor Cansu. Ne maskesi? Yüz maskesi. Ha ha. Buraya almışlar bak. Ben de bilmiyorum. Dikkatinizi çeker diye söyledim. Bu yumuşak, çok aşırı yumuşak. Çok yumuşak, evet, ben de ondan kullanıyorum, hiç memnun değilim. Bak şey. Teresan mı? Ne o? Çok ben şeyini koyamazsın. Cansu'nun saç dökülmesi olduğunda cilt doktoru vermişti. Hayır ya. O çok önceden. Çok önceden. Teresan vermişti ama. Markayı vermişti. Isırgan otluydu. Şöyle bir bakalım, gel bakalım Elifciğim. Cansu, şundan alsam mı acaba? Bal için. Ha? Gereksiz mi? Kızım gereksiz dedi. Niye kapıştan alabiliriz ya? Bir 80. Bunu geçen de ben de beğendim de. Bir tane beğendiğim başka var. Daha uyguna. Onu almayı düşünüyorum. Kupalara bak. Mod doluymuş hem de. Neymiş moddosu? Benim hala umudum var. Bu bana göre değil. Her son yeni bir başlangıç. Her son yeni bir başlangıç. Olabilir. Bu güzel. Her son yeni başlangıçlar. Yeni sayfalar açar. Ay hadi çabuk çıkalım. Çok sıcak. Ay vallahi şimdi dolma kapağını görünce arkadaşlarım. Dün benim Almanya'daki kuzenim aradı. Bir önceki işte misafir hazırlığındaki videomda dolma kapağını görmüş. Sebahat yengemi bilirsiniz. Gülcan ablamı bilirsiniz. Onun işte kızı. Sebahat yengemin kızı. Hani orduda bulamamışlar. Dolma kapağı da istiyorlarmış. Bana dedi ki Yeliz'cim sen alır mısın? Hani sizin oradaki evimde vardı. Bayrama gidersen, giderken işte ne zaman gidersen götürürsün demişlerdi. Gülcan abla da bana dedi ki ben bir bakayım Yeliz'cim, bulamazsam sana söylerim, alırsın o zaman demişti. Şimdi gelmişken bir bakayım. Bir telefon açayım da sorayım. Almış mı, almamış mı? İki tane de kalmış. Ona göre, evet güzelmiş. Ona göre şu kapakları alırım. Onların da işi görülmüş olur. Hani şu taraflardaydı. Evet, iki tane kalmış. Hemen arayıp bir sorayım bakalım. Kaça? 37 liraya mı? Yok yavrum, orduya götüreceğim Sebahat yengemleri. 32,5 fiyatı da. Biz bakalım ordudan, ondan sonra haber veririz sana dediler. Biz geldik. Minnoşlar da bizden önce geldi kapıya. Annesi yesin onu. Atlama sakın. Sakın atlama. Annesi yesin onu. Üzüm. Hayır. Hayır. Nasıl olsun. Kulağa bak Cansu, kulağa bak. Seni var ya, seni yaramaz. Geç arkaya geç. Arkaya geçsin. Cansu'cum poşeti de alsana. Gel kız sen. Neyse bırakayım şöyle. Ha da döküldü patates. Oy. Geldik elimize. Allah'ım inşallah hayırlı olur. Bakalım. Merakla sonuç bekleyeceğiz bu akşam. Terliklerimiz de burada bekliyor. Haydi bakalım. Canlarım, biz market alışverişimizi yaptık. Ne aldığımı gösterim birazdan. Evimize geldik. Ay bir sıcak, bir sıcak. Hemen yeşil yeşil tişörtüme döndüm. Yeşil halımla beraber. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için. Beğenenler oldu. Genelde yani %95 beğenenler oldu. Beğenmeyenler de oldu. Hiç kimseye alınmıyorum, kırılmıyorum. Gerçekten benim çok içime sindi. Ve ben sadece denemek için aldım arkadaşlar. Yani ay bu halıyı hani alırım kullanırım diye değil. Denemek için aldım. Serince de çok hoşuma gitti. Ve dedim kalsın, Ali de kalsın dedi. Öyle kullanırız dedik işte. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bir arkadaş şey yazmıştı ya bana. Sizlerden de yorum yapanlar olmuştu. Hani köye ev yapacağım diyorsun, çok para harcıyorsun, biraz tutumlu ol, bilmem ne, işte market alışverişinizi kısın, her şeyiniz marka, her şeyiniz işte gelin evi gibi eviniz, şöyle böyle falan. Vallahi arkadaşlar, hiçbir zaman marka takıntım olmadı, hiçbir zaman moda takıntım olmadı, o modaymış almalıyım, bu modaymış almalıyım, evimde olmalı demedim. Demedim yani, beni uzun zamandır izleyen arkadaşlarım bilir zaten, bunu ben üstüme yakıştırıyorsam giyerim, kullanırım. Şu ucuz halıyı evime yakıştırıyorsam alırım, kullanırım. Hiçbir zaman marka takıntım olmadı. Yani insanın kendisi kaliteli olsun. Kendisi marka olmalı bence. Vicdanı, merhameti kaliteli olmalı. Sözleri kaliteli olmalı.
sevgisi saygısı kaliteli olmalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum ama parayla alınan hiçbir şey insana bir şey katmıyor arkadaşlarım. Bunu bilirim, bunu söylerim. Sadece o günlük mutluluğunuz olur, mutlu eder ama sonrasında yine mutsuzsanız yine aynısına dönüştürür. Hiçbir zaman marka takıntım ve marka mutluluğum olmadı. Çok şükür alabiliyor muyum, giyebiliyor muyum, evime getirebiliyor muyum? Çok şükür Allah'a. Bunu da söylemek istedim bu şekilde. Gerçekten hiçbir zaman marka takıntım olmadı. Hani işimi görüyorsa benim için yeterlidir. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Hani herkese de saygım var. Kesinlikle sözlerimin yanlış anlaşılmasını da istemem. Sonsuz saygım var. Herkesin düşüncesi, görüşü farklıdır. Doğması, büyümesi, yetişmesi farklıdır. Görgüsü farklıdır. Ne bileyim, o yüzden ben saygı duyuyorum. Bana da saygı duyulmasını istiyorum. Öyle yani. BİM alışverişimizi yaptık güzel arkadaşlarım. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Elif'i de aldık geldik. Yapacağız bir şeyler bakalım. İftar hazırlığı yapacağız. Cansucuğum dondurucuyu falan açtı. Anne diyor buraları biraz azaltman lazım falan diyor. Geçen de simit almıştım. O simiti de şey yapamadım. Sahurda falan, iftarda falan değerlendirmedim. Cansu da şey diyor. Bu akşam da anne iftarda kahvaltı gibi yapsak acaba falan dedi. Bilmiyorum kızım dedim. Öyle bakalım ne yapacağız. Hemen saçı başı topladım vallahi. Benim saç kestirme zamanım geldi herhalde dedim eve gelince. Gerçekten çok sıcak. Aşırı sıcak. Öyle. Neyse bakalım ben azıcık daha işleneyim. Yatağımı toplamadım. Üzüm Efendi yatıyor diye biliyorsunuz. Gidip yatağımı bir toplayayım, düzelteyim. Ondan sonra günümüze devam edelim bakalım. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için. Keşke her zaman bana böyle yorumlar yapsanız. Halımı almam lazım. Güzel arkadaşlarım yorum yapmanız için. Kız diyesim geldi şimdi. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun hepinizden. O zaman devam edelim. Ay güneş kremi de sürdüm. Nasıl yıldır yıldır yaldır yaldır diyeyim. Parlıyor yüzüm gözüm. Neyse. İyi. Evet gerçekten çok güzel parlıyor. Baksana. Neyse bakalım. İyi ki varsınız güzel arkadaşlarım. İyi ki hayatımdasınız. İnanın o kadar mutluyum ki sizlerle bir arada olmaktan. Rabbim uzun seneler bir arada olabilmeyi nasip etsin. Hepimize inşallah. Hadi devam edelim bakalım. Hemen alışverişimi de göstereyim. BİM'den kaptım arkadaşlar. Takımı kaptım diyeyim. Hemen ne aldığımı göstereyim. Ben çok seviyordum. Uzun zamandır da almayı istiyordum. Bugüne nasipmiş. Aldık bakalım. İnşallah keyifli, keyifli çaylarımızı içeriz. Hemen göstereyim ne aldığımı. Ondan sonra işime koşacağım. Şöyle patates aldım arkadaşlar. Evde patatesim yok. Cansu da böyle kahvaltı gibi mi yapsak deyince beşamel soslu fırında patates mi yapsam dedim. Şöyle amcamın kızına ve eşine, yengeme iki tane şey aldım. Sarma taşı aldım. Elif'im yardım eder misin şu şeyi çıkarsak? Ve şöyle bir altılı takım aldım arkadaşlarım bu tarafa. Ya ben bu bardağı çok seviyorum. Çay içmesini çok seviyorum. Şöyle hemen göstereyim. Çok uyguna denk geldi. Aslında bir takım daha almak lazım arkadaşlar. Yani 150 TL'ye aldım. Böyle misafirim geldiğinde şöyle halımın üstünde göstereyim üzümle. Misafirim geldiğinde takım olarak bardağım olmuyor. Değil mi annem? Olmuyor takım olarak bardağım. Değil mi çocuğum? Nasıl bakıyor ya? Olmuyor desene. Evet annem doğru söylüyor de. Olmuyor. Ayrı ayrı oluyor bardakları de. Ondan sonra böyle. Altı kişinin aşağı misafirin mi? Geliyor. Tamam şey. 6 tane erkeklere böyle kullanırız. 6 tane de bayanlara ayrı kullanırız. Ya çay tabağı da böyle kenarından tutması rahat oluyor arkadaşlar. Servis ederken falan. Böyle masaya yapışık olanları tutması. Ya böyle tutmak zorunda kalıyorsun ya çok zorlanıyorsun. Beğendim yani. Seviyorum. Hemen yıkarız. Hallederiz. Ondan sonra şu kenarı açık elime fazla geldi de. Ondan sonra çayımızı da afiyetle içeriz. Vallahi ucuz da aldım. Neyse bakalım sağlıkla kullanmak nasip olsun inşallah. O zaman haydi devam edelim. Bunları bir ara yıkar halledelim. İnşallah devirmezler. Vallahi kediler minnoşlar o kadar çok koşturuyorlar ki şu an evin içinde kudurdular. Resmen kudurdular. Şimdi ben ne yapıyorum? Yine ilistirimi, bizim ilistirimiz. Sizde farklı şeyler söylenebiliyor. İlistirimi aldım. Patatesimi soydum. Şimdi yıkayacağım. Valla bugün aldığım patatesten iki tane geriye kaldı. Şimdi patatesimi yıkayacağım. Sonra... Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Sonra geçen gün misafirime yaptığım beşamel soslu fırında patates yapacağım arkadaşlarım. Ali Beyciğim yok aradı. Ne yapacaksınız? Ne yiyeceksiniz? Falan filan. Ben de dedim
Neyse hem konuşayım hem doğrayıp doğradıktan sonra yıkarım artık. Ben de dedim gelmeyecek misin? Ben dedi sabaha karşı anca gelirim dedi. Sanki ben de yeni evlenmiş gibi. Unuttum. Öyle şeye geldi, karambole geldi gibi oldu. Ondan sonra ben dedi sabaha karşı anca gelirim dedi. Bilmiyor musun seçim görevlerini dedi. Dedim unuttum vallahi. Ondan sonra siz ne yapacaksınız, ne yiyeceksiniz falan deyince yoksun madem kahvaltı yaparız dedim. Ha, en güzeli dedi, yapın kahvaltı dedi. Onayladı. Arkadaşlarım. Şimdi patatesimi hazırlıyorum. Elif'cim daha burada kal diyoruz, gitmiyor. Aman kal diyoruz. Kal diyoruz, kalmıyor, gidiyor. Benim yiyeceğim bir şey yok diyor. Diyet yapıyorlar ya kızlar biliyorsunuz. Ondan sonra dedim yaparız senin de yiyeceğin şeylerden yaparız Elif'cim dedim ama. Ama işte gideyim Yeliz teyze falan dedi. Çay suyum kaynadı. Artık ben de iftar hazırlığımıza başladım arkadaşlarım. Vallahi çok bir şey yapmaya da gerek yok. Şimdi şu patates yetecek. Simiti de pişiririm muhtemelen. Geçen gün aldığım simiti de atarım. Bir güzel pişer, kızarır. Bu şeyin peşine. Beşamel sosunun peşine. Şimdi patatesimi yıkayacağım. İlistiri alacağım. Alttaki tencereme de su koyacağım ve patatesleri tuzlayıp ilistiri alıp kapağı kapatacağım ve buharda pişecek. Şu patateslerimi yıkayayım ve devam edelim. Şöyle patatesimi aldım hocam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle biraz geriye alayım sizi. Buradan. Ah, ısınmış. Isınmış hemen. Altına suyu da koydum. Şimdi bir güzel kaynayacak. Buharda pişecek. Şu küçük kapağı kapatıyorum. Tam oldu. Çayımı demliyorum hemen. Yan tarafa kaydırmıştım. Şuradan çayımı da alayım. Hemen demleyelim. Suyum kaynıyordu zaten. Böyle demliyorum arkadaşlar. Suyu alıyorum çaydanlığa. Üstüne de çayı ekliyorum. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Denemenizi tavsiye ederim eğer bu şekilde demlemiyorsanız. Bir bakın bakalım. Şöyle göz kararı döküyorum çayımı da. Bir türlü kaşığa alışamadım. Ya da hızlı olacağım diye mi? Hani aramanlayayım diye. Tamam. Birazdan su eklemesi yaparım altına ya da şimdi yapayım. Tamamdır. Şimdi bu burada pişerken ben de beşamel sosumu yapabilirim. Şöyle beşamel sosumu da hemen karıştırarak pişirmeye başladım. Tereyağımı aldım. İçerisine göz kararı yapıyorum ben genelde. Unumu ekledim. Şimdi sütümü alıp geleceğim. Birazcık böyle sulu yapmayı tercih ediyorum. Böyle patatesin üstünde falan arkadaşlarım. Azıcık kavrulsun. Hemen karabiberini de ekleyelim. Ne zaman alalım sence bu? Ne? Beşamel sosu mu? Patates komple mi? Komple yani. Bitmiş. Şimdi fırını da çalıştıracağım. Ne kadar sürüyor bunu hazırlamak? Yarım saatte halledebilirsin hepsini. Ya senin yapabileceğin ben. Sen de yaparsın istesen. Zor bir şey değil. Kesin yapar da ben bilemedim. Yaparsın yaparsın sen de. Şimdi tuzumu da hemen ekliyorum. Fırınımı da çalıştırayım. Patates haşlanınca ne yapacağız? Beşamel sosunu döküp kameramı sağladın Cansu'cum. Ne yapacağız dedim. Patates alacağız. Üstünün beşamel sosunu dökeceğiz. Ve fırına atacağız. Şimdi sütümüzü ekliyoruz. Tamam. Bu da tamam. Patatese bir alt üst etmek lazım mı? Hiç gerek yok. Bunlar buharda pişer o. Pişmeyen de fırında pişecek zaten. Çok tatlıydı geçen gün. Patatesler çok güzeldi. Afiyet olsun. Misafirlerimiz de çok beğendi arkadaşlarım. Patatesin tarifini aldılar hatta. Krema var sanmışlar. Krema koymuyorum. Sadece süt, un, tereyağı, tuz, karabiber. Hemen fırına atalım. Borcamamı getirdim. Hatta şöyle sizi de getireyim. Patatesin altını kapattım. Valla bunu istediğiniz gibi nasıl diyeyim? Brokoli, karnabahar, havuç hepsini ekleyebilirsiniz.
O şekilde de pişirebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Patatesler artık pişti. Şu beşamel sosun birazcık kaynamasını bekliyorum. Sulu yaptım bayağı sanırım. Daha kaynamadı. Ama daha iyi oluyor ya. Evet, daha rahat pişiyor bence patates içinde. Daha güzel harmanlanıyor. Şimdi şöyle pişmiştir. Şöyle bakın. Aldım borcamıma. Bir tane yapıştı. Tamam. Şimdi beşamel sosum da hazır. Caner'cim de kaşarımızı rendeleyecek. Gördüğünüz gibi yine sulu yaptım. Dediğim gibi böyle sulu olduğu zaman her yerine daha rahat sürülüyor. Veya daha rahat kaplıyor her yerini. Şöyle. Tamam. Şimdi kaşar da rendelensin. Hemen üstüne dökeceğim. Şöyle kaşar peynirimizi de rendeleyelim üstüne. Ay, rendelenmiş peynirimizi gezdirelim. Konuşmakta zorlandım. Niye öyle olduysa. Oruç başa vurdu. Oruç başa vurdu gerçekten. Şöyle. Fırınımı da çalıştırdım zaten. Tamamdır. Valla bu sefer Ali Beyciğim farklı bir marka kaşar almış. Çok da böyle memnun kalmadım açıkçası. Sağ olsun canım benim almış ama gerçekten böyle memnun kalmadığım bir marka oldu. Valla çocuklar simiti duydu. Dayanamıyorlar. Simit diyorlar. Simiti de hemen süreceğim şimdi. Şöyle. Hemen simitlerimizi de dizelim bakalım. 4 tane. Tamam, bunu biraz geç mi sürsem acaba Cansucuğum? Yarı pişmiş çünkü, pişmiş çünkü bu. Hı hı. Bu birazcık beklesin. Bunu biraz geç süreyim ben en iyisi. Bugün iftar. Kaçta olacak? 7 geçe. 7 geçe. Bayağı uzadı günler. Ezanımız okunuyor. Masamız hazır. Çok şükür Allah'a. Allah'ım şu ezanlar hürmetine kimin kalbinde gönlünde ne dileği varsa tez zamanda nasip etsin. Benim de inşallah, sizin de inşallah. Kendimi de katayım. Çok güzel dileklerim var. Rabbim yapmayı, hayata geçirmeyi, yaşamayı nasip etsin inşallah. Allah'ım herkesin kalbinden, gönlünden geçen her güzelliği nasip etsin, yaşamayı nasip etsin. Amin. Amin, amin ecmain. Haydin soframıza geçin. Şöyle çaylarımızı da dolduruyoruz. Ezanımız da okunur. Birazdan çok şükür masamız hazır. Bu şekilde sadece salatamız kaldı. Salatamızı da alacağız. Bir de yumurta haşlayalım dedik. Yumurtamızı da alacağız masamıza. O sırada da ezanımız okunur. Otururuz Allah nasip ederse. Şöyle arkadaşlarım, yeni bardağımızı da hemen kullanmaya başladık. Vallahi elimde yıkadım, makineye atmıştım. Sonradan elimde yıkadım hemen kullanalım diye. Çok heves etmiştim çünkü. Ezanımız okundu, Rabbim kabul eylesin inşallah. Salatamızı da aldık soframıza. Hep beraber şöyle Elif'cimle beraber diyelim. Elif gitmedi. Göndermedik onu. İyi yaptın gitmedin de Elif'cim. İyi yaptın. Her zaman buradayım zaten. Her zaman buradasın da iftar yapacağız işte beraber, ne güzel. Azıcık diyetini bozacağız ama olsun bakalım. Şimdi hep beraber oturalım ve afiyetle karnımızı doyuralım bakalım. Simitte Ali'nin nasibi yokmuş arkadaşlar. Nasip bizimmiş o zaman. Onun yediklerinde de bizim nasibimiz, evet, yok. Ali'nin yediklerini az, fotoğraf telefonu yakın olan kim var? Ali'nin iftarını da gösterelim Caner'cim. Aç da gösterelim babanın iftarını. Devletimiz nasıl iftar vermiş Ali Bey'e. Polis memurlarına diyelim. Böyle. Bafra'da mercimek çorbası, bafra pidesi, ayran, ekmek, su. Vurması. Tatlı da tulumba tatlısı var. Öyle. Koli bandı var. Koli bandı var. Kumandası falan. Öyle işte. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah halkımız için, vatanımız, milletimiz için faydalı olacak. Kişileri başa getirsin diyelim. Değişiklik olsun diyelim. %9 açılmış mı? Bu akşam heyecanlı bir bekleyişte olacak. Bakalım nasıl olacak? Sonuçlar neler olacak? O zaman bize afiyet olsun güzel arkadaşlar. Camımızı kapatalım. Kahvaltımızı yaptık. İftarımızı yaptık diyelim. Şimdi seçim sonuçlarını merakla izlemeye başlayacağız. İnşallah hayırlısı olsun. İnşallah. İnşallah halk kazansın. Artık şu piyasalar bir düzelsin. Allah'ım herkese alım gücü versin. Gerçekten arkadaşlarım, altın uçtu gitti. Ev, düğün yapacaklar, Allah yardım etsin. Ev kuracaklar, Allah yardım etsin. Gerçekten
Gerçekten hani hayat uçtu gidiyor, yakalamakta zorlanıyoruz. Bakalım sonuçlar ne gösterecek. İnşallah hayırlısı olsun. Arkadaşlarım vallahi yemeğimizi yedik. Ben geldim böyle storu kapattıktan sonra oturdum koltuğa. Ondan sonra kızlar da sağ olsunlar mutfağı bir güzel topladılar. Hani benim çayım Cansucuğum? Buzlu kahve, buzlu kahve yaptılar da bu çok soğuk geldi bana. sesini kıssana Cansucuğum. Kızım dedim ben onu içersem hasta olurum dedim ama üstüme de bir ağırlık çöktü anlatamam size. Nazar mı olduk acaba güzel arkadaşlarım? Okuyun üfleyin beni oradan. Espri yapıyorum. Ali Bey'e dün akşam bir bardağı okuttum. Dedim kocacığım sen şuna bir Elham, Üç Kulfü, Felak, Nas ve Ayetel Kürsü okuyup üfler misin? Şifa niyetine içeceğim dedim. Sağ olsun o da okudu. Ben de bir güzel içtim. Şimdi de çayımız da var ama bizim de mi dökmediniz çaydanlığı? Yok dökmedim. Ha, tamam. Şu kahveyi azıcık içeyim. Birazcık böyle kendime gelmeye çalışayım. Bugün uykusuzum aslına bakarsanız ve misafir yorgunluğumu da daha atamadım arkadaşlar. Ama omzum ağrıdı. İki elimi kullanabildiğim zaman yapacağım. Omzumda ağrı oluştu arkadaşlarım. Topuklarımda sızılar var. Böyle hani topuk dikeni gibi. Çok fazla kendimi zorlamak istemedim. O yüzden böyle iki gündür sakin takılıyorum gibi. Birazcık dinlendim ama. Öyle yani bende durumlar böyle. İnşallah sizler de çok çok iyisinizdir. İnşallah çok güzel sonuçlar alırız. Böyle televizyonun başında, ekranların başında bekliyoruz. Bakalım nasıl sonuçlar olacak. İnşallah hayırlı olsun. O zaman hadi ben şu kahveyi de içeyim. Gözümü açamıyorum gerçekten arkadaşlar. Çayımı da içeyim. Yeni bardağımla bir şöyle bir keyif yapayım. Tatlımız yok arkadaşlar. Yapmadım da şimdi Ali'de olmayınca. Yapmadım. Bence biraz mola lazım. Yok. Durmak yok. Yola ben devam. Şekerim fırlayacak. Durmak yok. Yola devam Cansucuğum. Üşüdüm üstüme de hırkayı aldım böyle uyku çökünce. Öyle yani arkadaşlarım. Bizde durumlar böyle. Elifciğimi uğurluyoruz. İftarımızı yaptık. Üzüm de gelmiş oğlama Elif'e. Kaçtı. Gene gel çocuğum. Siz de gelin. Geliriz. Çok selam söyle annenlere. Aleyküm selam. Siz eridi ya maşallah. Maşallah maşallah. Daha da eriyecek herhalde. İnşallah. Erimeye devam. Nasıl geliyor da Elif ablası. Erimeye devam. Elif ablası ya nasıl bırakıp gidiyorsun ya tek gözlü canavarımızı. Bir veda öpücüğü. Ha? Ne için annesi bal? Bir veda öpücüğüsü. Bal çocuğunu. Götüreyim mi seni de? Ha? Ha? Bir veda sarılması. Görüşürüz. Üzü. Oldu mu hiç öyle? Sinirlendi onu götürmediği için. Dalga geçme benimle. Zaten götürmeyeceğim dedim değil mi anne? Uyuyor benim çocuğum. Kandırıyor benim oluşumu. Öpelim biz Elif'i gönderelim. Öpsene öp. Ne yapıyorsun ya? Bir bak bakalım ortalık nasıl. Ne yapıyorsun ya? Hadi görüşürüz. Isırma annenin elini. Annenin elini. Selam söyle. Annenin elini ısırma. Selam söyle çocuğum. Canavar. Vallahi balkona kaçtım geldim arkadaşlarım. Gözlememi yedim. Caner dedi ki acıktım anne ben dedi. Kahvaltı bizi kesmedi. Böyle seçim heyecanı da vardı tabii. Gözümüzü de böyle televizyondan alamadık gibi oldu. Ondan sonra Caner acıktım anne ben dedi. Ben de acıkmıştım. Bana yumurtalı beyaz peynirli gözleme. Canerciğime de kaşarlı böyle salçalı acı soslu bir gözleme yaptım. Ondan sonra bir güzel reçelede bandıra bandıra yedim. Böyle kopardım bandırdım. Kopardım bandırdım yedim. Şifa olsun inşallah.
Ondan sonra karnımı da doyurdum arkadaşlarım. Bugünümüzü böyle geçirdik demeye geldim. Vallahi o kadar mutluyum, o kadar mutluyum, o kadar mutluyum. Beni o kadar mutlu ettiniz ki Allah da sizi mutlu etsin. Yeni gelen arkadaşlarım, yeni abone olan arkadaşlarım. Her zaman hani izleyip de abone olmadan izleyen ve bugünlerde abone olan arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani şeyi düşündüm bugün. Hani böyle empati yapmak gerekirse dedim. Şey gibi düşünebilirsiniz hani bizim abone olun dememizi. Hani böyle yemek yaparsınız, uğraşırsınız. Çok güzel bir yemek yaparsınız. Eşinize, çocuklarınıza sunarsınız. Onlar da hani yerler, hiçbir şey demeden çekip giderler ya böyle. Hani bir eline sağlık demezler hani. O zaman üzülürsünüz ya. Bizim durumda aynı onun gibi oluyor arkadaşlar. Hani böyle çekiyoruz. Ya da çekiyorum diyeyim. Gerçekten çok severek videolarımı çekiyorum. Çok severek karşınıza geliyorum. Çünkü sizden çok güzel enerji alıyorum ben. Arada böyle çürük elmalar oluyor. Olacak. Olsun. Hayatın rengi onlar. Allah herkesin kalbine güzellik versin. Böyle hani yorum yapılmayınca, abone olunmayınca, izlenmeler yüksek olup abonelikte böyle aynı yerinde kalınca insan üzülüyor. Motivasyonu düşüyor gibi oluyor. Hani güzel yemeği yapıp da karşılığını göremeyince tekrardan böyle yemek yapmaya falan böyle biraz böyle kırgın olursunuz ya, onun gibi oluyor işte. Benim durumum da öyle arkadaşlarım. O yüzden beni kırmadığınız için abone olur musunuz, abone olarak izler misiniz dediğim zaman abone olan, hiç yorum yapmazken yorum yapan arkadaşlarım, gerçekten cansınız, canansınız. Hepiniz, bütün izleyen arkadaşlarım, abone olarak, abone olmayarak, bütün bana destek olan bütün arkadaşlarım, güzel bakıp güzel gören bütün arkadaşlarım. Hani böyle ayrımcılık da yapmayayım. Hepinize aynı şekilde hitap etmiş olayım. Allah hepinizden razı olsun. Şu mübarek günlerin hürmetine, hatırına Rabbim kalbinizden, gönlünüzden geçirdiğiniz ne dileğiniz varsa tez zamanda yaşamayı nasip etsin inşallah. Ben bilemem. Şuranızda olanı ben bilemem ama Rabbim biliyor. Allah tez zamanda hayırlısıyla, en güzeliyle yaşamayı nasip etsin. Teşekkür etmek isterim. Gerçekten beni bugün çok mutlu ettiniz. Şu saçım da dikkatimi dağıtıp duruyor orada. Çok mutlu ettiniz. Rabbim de sizi mutlu etsin inşallah güzel arkadaşlarım. Yani yeni gelen arkadaşlarım. Ay şu saçımı düzelteyim az dur. Düzeltemedim. Dağınık bıraktım arkadaşlar. Vallahi yeni gelen arkadaşlarımızdan da şey diyenler olmuş. Hani sizi yeni keşfettim. Hani çok doğalsınız. Hep böyle kalın diyenler olmuş. Vallahi arkadaşlarım, uzun zamandır izleyen arkadaşlarım buna cevap versin. Hep olduğum gibi oldum. Hep neysem oyum dedim. Göründüğüm gibi oldum. Böyle yalansız, dolansız ne yaşıyorsak onunla geldim karşınıza. O yüzden şimdiye kadar değişmedim. Şimdiden sonra da değişeceğimi hiç düşünmüyorum. Allah kimseye özünü unutturmasın. Bugün bir arkadaşımız şey yazmış, ona da çok güldüm. Tam köylü ev oldu, yeşil kırmızı diye yorum yapmış. Vallahi dedim ben de seve seve, ben de köylüyüm zaten. Cuk oturdu desene arkadaşım dedim. Ona da bir güldüm. Köylüyüm, geldiğim yeri hiçbir zaman unutmam. O yüzden köylü olmaktan da hiçbir zaman gocunmam. O yüzden kimse beni öyle şeylerle vuramaz yani. Kim ne derse desin, Allah kendini bilen kullarından eylesin hepimizi diyeyim. Öyle yani, bugün de böyle geçirdik güzel arkadaşlarım. Seçimdi, marketti, oydu buydu derken, iftardı, Elif'ti, kahveydi, sohbetti, muhabbetti derken böyle geçti. Çok fazla bir şey de yapamadım. Bugün uykusuzum arkadaşlar gerçekten. Böyle heyecanla zaten biraz da 12'de açıyorum ya videoları, hani 12'yi ayarlıyorum. Sizden gelecek yorumları çok merak ettim falan, işte öyle halıyla alakalı. %99 beğenildi. Bir iki değişiklik daha yaparım ama mutfağın sandalyesi uymadı mesela. Pembe renk, halı kırmızı tonlarında, bordo tonlarında, minder pembe tonlarında, hani uymadı ama her şeyi de birbirine uyduracağım diye uğraşırsam arkadaşlar ipin ucu kaçar yani. Oldu. Güzel oldu. Bu haliyle de güzel oldu. Biraz böyle kullanırız. Biraz öyle kullanırız. Bir de şey diyorum ben. Şimdi bu halılar böyle makine dokuması gibi kaliteli değil tabii. Hani böyle uzun yıllar kullanacağız diye bir şey yok ve hiçbir eşyamı uzun yıllar kullanmak istemiyorum. Neden istemiyorum? Çünkü benim eşim değil, çocuğum değil. Ömür boyu benimle yaşamak zorunda değil hiçbir eşya. Çünkü sıkılıyoruz böyle, bakın o kadar güzel bir enerji geldi ki bana böyle salona giriyorum ayrı bir enerji, böyle yeşil mutfağa giriyorum. Bordonun, kırmızının verdiği enerji ayrı. Hiçbir eşyamız sonsuza kadar bizimle yaşamasın. Eskisin, Rabbim yenilerini almayı nasip etsin inşallah. Bir önceki halımı Samsun'dayken almıştım. Samsun'a taşındığımızda almıştım. 3 sene kullandım rahat. Bu da 3 sene gitse yeter gider. 3 sene sonraya
Allah büyük, bakalım göreceğiz mi görmeyeceğiz mi o günleri de. Neyse, başınızı daha fazla ağrıtmayayım güzel arkadaşlarım. Bana vermiş olduğunuz destek için gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Umuyorum ki hep böyle destek olursunuz. Çünkü bazı kararlar alıyorum ve desteklerinize gerçekten ihtiyacım olacak. Bilmiyorum, bakalım yakın zamanda onu da anlatırım size, açıklarım. O zaman arkadaşlarım, bana müsaade, gideyim. Bir de seçim sonuçları açıklandı. Ülkemiz için en hayırlısı neyse o olsun dedik. İnşallah en hayırlısı oldu diyelim. Çünkü gerçekten halkımız artık çok bunalmıştı. Verilen sözlerin tutulmaması, verilen vaatlerin yerine getirilmemesi gibi gibi. Siyasete çok girmek istemiyorum. Hayırlı olsun. Vatanımıza, milletimize, halkımıza hayırlı olsun. Belediye seçimiydi, yerel seçimlerde biliyorsunuz. Halkımıza hayırlı olsun. İnşallah vatandaş için çalışan, yürekten çalışan belediye başkanları oldu diyelim. Çünkü seçim sonuçları belli oldu. Allah herkesin yolunu bahtın açık etsin. Ülkemiz kazansın, vatandaşımız kazansın, milletimiz kazansın. Eskiden orta sınıf insanlar vardı, orta sınıftı. Şu an ya fakir ya zengin insan var. Orta sınıf diye bir şey kalmadı. Alım gücü gerçekten çok düştü. Kredi kartlarının taksitlendirmesini de mesela bitirmişler. Taksit falan yapamıyormuşsunuz artık, öyle 10 taksit, 12 taksit gibi, 8 taksit gibi. Yani halk, millet kredi kartı taksitleriyle eksiklerini alıp hani evini çeviriyordu. Şimdi o da kısıtlanmış duyduğum kadarıyla. Bilmiyorum, inşallah bir an önce düzelir. Amacım siyaset yapmak değil, azıcık konuşmak istedim. Öpüyorum, sevgiler selamlar gönderiyorum güzel arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Alişimi de bir arayayım bakayım ne zaman gelecek. Saat şu an 1'i çeyrek geçiyor. Videomuzu düzenlerim, onu da bir arayayım da bakayım ne zaman gelecek canım kocacığım. Vallahi çok yoruluyor, bunalıyor ama yapacak da bir şey yok. Emir kulu olmak da bunu gerektiriyor. Vatan bekçisi olmak da bunu gerektiriyor. Öpüyorum, sevgiler selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım. Yarın bekliyorum sizi. Hoşçakalın.